Telefonumuz şu an hazır. İzleyicimizi duyalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Alo, hoş buldum. Bursa'ya selam edelim. Bursa, güzel bir gün olsun. Buyurun, nedir sorunuz? Hayırlı günler hocam, ellerinizden öderim. Estağfurullah efendim. Benim bir sorum var hocam. Ben gelinim ayrıldı gitti. Evimde bir nokta buldum. İki tane çocuğum bıraktı. Biri bir yaşında, biri üç yaşında. Sahip olmuyor. Benim canım sıkıntıda bedu ediyorum. Çocuğu diyor vereyim diyorum, almıyor. Versen diyor şeye götüreceğim diyor. Yetim yurduna. Ben de üzülüyorum, nasıl yapayım. Ben o zaman danışmam. Babası nerede? Babaları nerede? Babası da benim yanında. Babası da engelli. Annesi de engelli. Konuşamıyor babası. Ha, babası konuşamıyor, engelli. Anne de öyleydi, öyle mi? Anne de öyleydi, evet. Sonra evde muska bulunca mı gitti? Ne oldu? Bir anlatın orayı detaylı. O önceden gitti hocam. Ben gardolabının üstünde bir nokta buldum. Muska bir tane buldum. Bayan, bir tane erkek çizmişler. Evet. Hocam. Evet. Çizmişler, bunu bir mumlamışlar. Bir de bir tele, 7 tane düğüm atmışlar. Bağlamışlar, sarmışlar, zor açtım. Onu işte açtı, o büyüğü gitti hocalara danıştı. Okuyun dediler, suya koyun. Koyduk, ne bileyim, suya götürdük ve ağzın dibine gömledik. Ondan nereye bırakmışlar? Nereye bırakmışlar gitti. Bu muskayı nereye bırakmışlar? Eve mi? Muskayı evet, kardolabın üzerine bırakmışlar. Dolabın üzerine bırakmışlar? Evet. Allah Allah. Kim buldu bu muskayı? Bir bayan, bir erkek çizmişler. Hı-hı. Hocam. Yani bir de bir tel düğümlemişler, 7 tane. Onu açtı, çocuk okuyarak açtı. Hı-hı. Ondan sonra zaten gelin gitmişti. 2 ay oluyordu. Gidelim, sonra buldum. Hı. O çocuklar da ağlıyorlar, durmuyorlar. Emen çocuk. Allah bazen Allah. Beddua da ediyorum. Allah Allah. Bir ben yaşında, çok zor durumdayım. Bir yaşında, 3 yaşında torunlarınız, öyle mi? Evet. Peki gelin niye gitti? Bu muskayı mı bahane etti? Büyüğü olduğunu öyle söylüyor. Öyle de mutluydular hocam. Öyle mutluydular. Noksayı bahane etmedi. Zaten o gittikten sonra noksayı buldum ben. Ha, gittikten sonra buldunuz. Niye gitti? O öyle mutluydular, öyle huzurluydular. Ev aldılar, gittiler, taşındılar. Sonra öyle oldu. Ama neden gitti? Neden evi terk etti gelin? Sevmiyorum diyor, ben sevmiyorum diyor. He, sevmiyorum diyor. Siz de diyorsunuz ki mutlulardı bunlar. Birbirlerini çok severlerdi. Bu muska evet. Sebebiyle bunları birileri ayırdı diye düşünüyorsunuz siz. Evet, işte noksanın yüzünden mi oldu? Ben o zaman onu sormak istiyorum. Peki nerede şu anda? Gelin nerede? Gelinimiz şu anda Bursa'da aynı ev tutmuş kendine. Yaşıyor. Ha, tek yaşıyor. Tek yaşıyor. Evet, tek yaşıyor. Ailesi nerede gelininizin? Ailesi de burada. Onlara da mı gitmiyor peki? Onlar da sahip olmuyorlar kızdan, öyle yaptı diyor. O da annesi de ayrı babasından, babası da ayrı. Ha, onların... O başkasıyla evli, o başkasıyla evli. Anne baba da ayrı. Evet. Anne tarafı, baba tarafı da. Peki şimdi evet. Resmi olarak ayrılmadılar değil mi? Boşanmadılar. Ayrıldılar, resmi bitti. Ha, bitti. Siz diyorsunuz evet. Ki bu çocuklara ben bakamıyorum. Babası zaten engelli, oğlum engelli. Ben onunla ilgileniyorum. Evet. Torunlar da ufak, bunlarla ilgilenemiyorum diyorsunuz. Evet. Gel al diyorsunuz geline, o da gelip almıyor, o da sahiplenmiyor evlatlarını, öyle sahiplenmiyor. Mi? Sahiplenmiyor, ben diyor şeye vereceğim diyor, yetim yurduna vereceğim. Ben de onu üzülüyorum, nasıl ben onları vereyim yetim yurduna. Kendi kollarıma emeliyatı ikisi de bakamıyorum da, bazen beddua ediyorum. Bazen beddua ediyorsunuz. Evet. Ne yapayım diye soruyorsunuz. Peki eşiniz evet. Sizin başka evde, ailede yardımcı olacak, bakacak kimse yok mu? Eşim var, eşim yardımcı oluyor. Kızım var, kız da evi uzak, bazen yardımcı oluyor, bazen olamıyor. Bu iki torun sizde yani şu anda? Evet, iki torun. Bir yaşında. Çocuğu zaten bir yaşında çocuğu emiyordu, şimdi emmiyor. Bıraktı çocuğu. Ah yavrular ah. Ah ya hocam, bu yavruların günahı ne şimdi? Ya. Bir yaşında, üç yaşında. Nine diyor ben şimdi bakamayacağım, yaşlıyım, hastayım, oğlum zaten engelli diyor. Annesi kabul etmiyor, bırakıp gitmiş çocukları, istemiyorum, ben onları yetiştirme yurduna veririm diyor. Ya. Ne olacak hocam? Ve bunların sebebini de büyüye bağlıyor. Biz çok mutluyduk ama büyü yapıldı, böyle oldu. Bir kere dediğiniz teşekkür gibi. Teşekkür ediyoruz. Bak hanımefendinin onu büyüye bağlaması doğru değildir. Evimizde işte bir büyü yapmışlar. Yahu kim yapar, derdi ne ya? İki tane engelli karı koca ve onların da çocukları var. Neyi alıp veremediğiniz ne? Ne için büyü yapıyorsunuz? Hadi diyelim ki yaptılar. Ya biz aldırış etmemeliyiz. Biz Allah'a sığınmalıyız. Nasıl sığınacağız? Kul huvallahu ahad, kul euzü birabbil felak, kul euzü birabbin nas, Fatiha ve ayetel kürsü okuyarak onların büyüsünü öyle bozmuş olacağız.
Kaldı ki ben büyü olduğuna falan da inanmıyorum. Ama şimdi bize düşen görev nedir? O gelin hanımı gidip ikna etmek lazım. Yani bakın, yalan haramdır ama üç yerde yalana benzer söz söylenir. Sarsılan yuvayı sağlamlaştırırken, iki kırgın dargın kişinin arasını bulurken, savaşta düşmana galip gelmek için. Rabbimiz ne buyuruyor bakın? Ve in kiftum şikâk beynihima, gelinle güven arasının açılmasından endişe ederseniz seyirci kalmayın. Ne yapalım ya Rabbi? Feb'asû hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha. Hanım tarafından akıllı bir adam, erkek tarafından da akıllı bir adam. İn yürüyde ıslahen yuvafikillahu beynehuma. Onlar arayı düzeltmek isterlerse Allah onları başarıya ulaştırır. Ya bu toplumda iki büyük kalmadı mı ya Allah aşkına? Komşumuz yok, akrabamız yok, ailede iki büyük yok. Nedir bizim bu halimiz? Gelin aklımızı başımıza alalım. Yani şu olay vesilesiyle değerli seyircilerimiz, işte akrabayı bir tarafa bırakalım, komşuyu büsbütün yok sayalım. O zaman işte görülüyor, sıkıntı dediğiniz gibi bakın, engelli bir oğul, yaşlı bir anne, çocuklar. Bir yaşında, üç yaşında. Şu işe bakın ya Rabbi. O çocuklara ya, kim bakacak? Şu işe bakın yani. İki kişi devreye girecek, iki büyük. Kızım ne yapıyorsun? Oğlum ne diyorsun? Böyle olmaz. Gelin gitmiş Bursa'ya tek başına yaşıyor diyerek, hocam şimdi. Bak gelin, boşanmışlar. Gelin hanıma da acımak lazım. Tabii. Kolay değil o, tek başına. O da perişan. Kolay o da yardıma muhtaç. Hem engelli, tabii, hem tek başına yaşıyor. Bak, bir taraftan bunlara acıyalım ama ona elbette da acıyalım. Elbette. Öyleyse ya bunlar bir araya gelseler, hiç olmazsa mutlu olacaklar. Birbirine yardımcı olacaklar. Ama bu sefer ayrılınca iki tarafta perişan oluyor. İzliyorsa şu anda bir şekilde Bursa'daki o gelin hanım izleyicimiz ya, dönsün hocam yuvasına, bebekleri var. Madem zamanında mutlularmış, mesutlarmış. Dönsün yuvasına. Yine öyle olur efendim. İnşallah. Yine mutlu olmamak için sebep yok. Ama illa iki büyüğe ihtiyaç olacak. Bakın işte iki büyüğü bırakmıyoruz. Büyük kim ya? Sen ne karışın falan. Doğru. Müftülüğüm zamanında huzuruma bir hanım geldi. Hocam dedi, ben 29 yaşındayım. Biz 4 kız kardeşiz. Ben onların 4.'süyüm. Ablalarımın yaşını hesap et dedi. Ablamın biri hiç konuşmuyor. Ablamın biri hiç dışarı çıkmıyor. İçe dönük yaşıyorlar. Hocam, bize dümür de gelmiyor hocam. Bizim nemiz eksik. Kızım, sizin bir eksikliğiniz yok. Ama bu toplumun eksikliği var, iki büyük. Ama o iki büyüğü de bırakmadık işte. Saymadık. Bedeli, o saymaya bedeli, saymaya onlar da yok oldu. Değil mi? Saymaya saymaya. O kim oluyor? Tabii. Ha? Derken. Siz bu zamana bilmiyorsunuz. Öyle oldu. Bu zaman evet, insanı değilsiniz. Sizin aklınız yetmez. Aklınız yetmez. Sen aklın varsa işine kullan. Tabii. Dedik. Onları da saymaya bu sefer yok ettik. Ne oldu? Derdimiz bu oldu işte. Sıkıntı maalesef oldu ya. Peki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.